Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar size bu güzel renklerden çok güzel böyle çıtı bayram şekeri gibi bir model hazırladım. Modelim de şu şekilde arkadaşlar. Şöyle örümceklerimizin üzerine yaptığımız bu şekilde kirpiklerimiz. Evet. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İki sıradan oluşuyor. İlk önce örümceklerini yeşil çimen olarak yapıyoruz bu şekilde. Sonra arkadaşlar kepiklerini üzerine tek tek takıyoruz. Bu arada arkadaşlar tığımı da göstermek istiyorum. Tığım silikon sablı 21 numara. Yapımı tutumu çok kolay arkadaşlar. Terletmiyor bu şekilde rahat bir şekilde tutup yapabilirsiniz. Yani çok güzel bir tavsiye ederim. Evet şimdi modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. İlk önce ikişer zincir çekerek tabii ki tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Tığ battımızın içine sık iğne ile sabitleyip şöyle bir zincir çekiyoruz üzerine arkadaşlar. Örümceğimizi yapacağımız boyut kadar küçük bir örümcek. Tığımı uzatıyorum arkadaşlar bu şekilde. Örümceğimi kapattım. Bu boyutta bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Fazla büyük örümcek kullanırken güzel durmuyor arkadaşlar bombililiği hoş durmuyor 5 zincir çekiyorum 5 zincirimi bu kapattığım örümceğimi kapattığım noktaya sık iğnenin içine yani girip bu şekilde kapatıyorum bir zincir çektim dibine yine şöyle ipimi uzatıyorum örümceğimi yapacağım boyutu ayarlamak için içinden girip sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar dördüncü tığ battımın içine bu yaptığım örümceği sabitleyeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü tığ battımın içine sık iğne ile girdim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çimenimiz yani yuvaları bu şekilde devam ediyor. Bir zincir çekiyorum. Örümceğimi yapacağım boyutta ipimi uzatıyorum. Örümceği boyutunu ipinizin uzatması belirliyor arkadaşlar. Uzattığım ip boyutu bu büyüklükte bir örümcek oluşturdu. Şimdi 5 zincir. 5 zincirimi buradaki kapattığım sık iğne noktasına kapatıp buraya yuva yapıyorum. Çiçeklerimiz için bu 5 zincir yuva olacak arkadaşlar. Dibine bir zincir çekiyorum. Yine ipimi uzattım. Yine örümcek yapıyorum. İpimi uzattım. Örümceğimin içine girip kapattım. Çok kolay aslında arkadaşlar yapımı. Anlamanız için biraz sadece yavaş anlatıyorum. Yine 1, 2, 3, 4. Tığ battımın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Evet arkadaşlar bir tane daha yapalım. İpimi uzattım. Örümceğimin içinden girdim. Üzerine 5 zincir. 5 zincirimi kapattım sık iğne noktama. Yani örümceği kapattığım noktaya 5 zincirimi kapattım. Bir zincirimi çektim. Ve yine ipimi uzatıp aynı boyutta bakın arkadaşlar bir örümcek yapıyorum. Zaten göz kararı elinizde alıştığı zaman otomatik yapacaksınız. 1, 2, 3, 4. tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Örümcek boyutlarını da gayet küçük tutup şöyle bozulmamasını sağlıyoruz. Arkadan da ütülendiği zaman kalıp gibi duracaktır arkadaşlar. Şimdi ütüsüz. Evet kirpikleri nasıl yaptık? Şimdi onların yapılışına Evet arkadaşlar şimdi 5 zincirli yuvanın içine bu tutturduğum tığıma sarı ipimi sık iğne ile 5 zincirli bu yuvanın içine sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Sık iğne ile tutturduk. Üzerine 5 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde 5 zincirimi. Yeşil yuvaya değil de arkadaşlar bu sık iğnenin arasına girip sabitliyorum. Bu şekilde dediğim gibi daha güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi yeşil yuvaya bir sık iğne ile girdim. Yine 5 zincir. Bakın buradaki aradan giriyorum arkadaşlar. Sık iğnemin arasından, üzerinden değil arasından girip kirpiğimi kapatıyorum. Yine yeşil yuvaya sık iğne. Sık iğneler yeşil yuvaya, zincirler arkadaşlar sık iğnenin arasına girerek kirpik yapıyorum. Kirpiğimizin zincir sayısı da 5 tane. Yine 5 zincirimi tamamladım. Kapattım buraya. 3 oldu. Tekrar yeşil yuvaya girdim. Bu şekilde sabitledim. 5 zincir. Kapattım arkadaşlar. Dördüncü kirpiğim. Yine yeşil yuvamın içine girip sık iğne ile sabitledim buraya. Yine 5 zincir sık iğnemin arasını bakın arkadaşlar şu şekilde arasına girip 5 zincirimi bu şekilde sabitliyorum yine yeşil yuvaya sık iğne ile giriyorum arkadaşlar 5 kirpik olduktan sonra bu şekilde bakın çok belirgin ve güzel bir kirpiklerimiz oluyor sık iğne ile başladık sık iğne ile bitirdik arkadaşlar yuvada ipimi koparıyorum bu şekilde Evet arkadaşlar 5 zincirli yeşil yuvadan pembe rengimi Bu sefer de arkadaşlar buraya sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir. 5 zincir. Bakın arkadaşlar şu şekilde sık iğnemin hemen ardından sabitliyorum. Buraya bir kirpik yapıyorum. Hemen dibine arkadaşlar yani yeşil yuvamın içine bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 5 zincirimi araya bu şekilde bakın. Sabitledim. Birinci. Sonra arkadaşlar hemen yeşil yuvaya sık iğne. Yeşil yuvaya sık iğne 5 zincir. 5 zincirimi de sık iğnemin arasına bu şekilde kapatıp buraya bu şekilde kirpik oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar yine yeşil yuvaya sık iğne. 5'e tamamlayacağız işlemimizi. 5 zincir bu şekilde arkadaşlar. Kapattık. 4 oldu. 5.'si için yine bir sık iğne yaptım. Yine sık iğnemin arasından girip 5 zincirimi kapattım. 5 tane bu şekilde arkadaşlar kirpiğimizi yapınca yine yeşil yuvada bir sık iğne yapıyorum. Bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum demin gösterdiğim gibi arkadaşlar arkadan iki ilmek alıp kopardığım ipi arkaya çekiyorum Evet arkadaşlar şimdi sırada mavimiz var mavi rengimizi de bu şekilde 5 zincirli yuvamızın içine sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar 5 zincir çekiyorum ve bakın buradaki arkadaşlar sık iğne ile kapattığım noktaya kapatıyorum ki arkadaşlar direkt yuvaya değil buraya kapatınca daha güzel belirgin duruyor tekrar sık iğne ile yuvaya sabitledim bazı küçük ufak dokunuşlar arkadaşlar farklı bir kirpik olsun model olsun geçen yapmıştım mantıya benzer bir model çatma işleminin hafif bir dokunuşu çok hoş durdurdu mesela Aynı şekilde bu da sık iğnenin içine yapılan kirpikler daha belirgin bir özellik veriyor. Bazen hani taktik bilmek işe yarıyor. Yine sık iğnemin arasına bu şekilde arkadaşlar. Ufak dokunuşlar farklılaştırıyor. 3 oldu. 5 zincir. sık iğnenin arasına kapattım. Şöyle sık iğneyi yaparken ileri sola doğru yaparsanız daha belirgin gözüken bir sık iğneniz olur arkadaşlar. Dibine yaparsanız belki oradan ipin katından filan alırsınız bu şekilde. Bakın tekrar gösteriyorum. Şöyle arasından temiz bir şekilde girdiğiniz takdirde kirpiğiniz çok güzel duracak. Yine sık iğne ile arkadaşlar son olarak 5 tane kirpikten sonra da yeşile bir sık iğne girmeyi unutmayalım. Bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar sizlerle yaptığımız kirpiklerimiz bu şekilde oluyor. Ee, hemen acil mübarek olduğu için ütülemeden gösteriyorum. Ütülendiği zaman arkasından daha bir kalıp gibi duracaktır. Bu örümcekler daha bir hoş duracaktır arkadaşlar. Evet, modelim bu şekilde gördüğünüz gibi. Şu üçünü de sizlerle video hazırladık. Evet arkadaşlar, yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.